Da ülkesi savaş içinde. Öncelikle sen bir yorumlayabilir misin Lavrov Çavuşoğlu görüşmesinin ayrıntılarını? Ben öyle başlayayım. Emin ve Barış'ın sonrasında soruları olacak. Şimdi Putin'in çıkış senaryosunu kim ne kadar biliyor çok emin değilim. Ben Ankara'dayım ve pazartesiden beri hani çok sayıda Türk yetkili ve yabancı diplomatlarla görüşmeye çalışıyorum. Ve hakikaten hiçbir dönem bu kadar öngörülemez bir dönem hatırlamıyorum. Hiçbir dönem bu kadar çok diplomatın yani 3 gün sonrasına, bir hafta sonrasına, 2 ay sonrasına dair çok fazla öngörüde bulunamadığı bir dönem hatırlamıyorum. Herkes açıkçası Putin'in zihin dünyasına girmeye çalışıyor. Çünkü gerçekten de hani şu aşamada tek karar verici, daha belirleyici olan kişi olarak Putin öne çıkıyor. Doğrusu savaşın ilk aşamalarında senaryolar, beklentiler biraz işte Donbas'ı alır, ihtimalen güneyde Mariupol, belki Odessa'yı da alır, Ukrayna'yı deniz bağlantısından koparır, belki Kiev'i de alır ve ülkeyi ikiye böler. Batı tarafını belki bırakır gibi senaryolar varken son dönemlerde Putin'in aslında ülkenin belki de tamamını kontrol altına almayı arzu edebileceğine dair yorumlar da duyduk. Ama şu da gelen bazı duyumlar da var. İki taraf arasındaki makasın biraz daha kapanmakta olduğu. Ama hani bu böyle hani bugünden yarına bir şey olacağına dair değil ama işte örneğin artık daha sıklıkla duyuyoruz ki işte Zelenski NATO konusunda geri adım atmaya hazır olduğunu anlıyoruz. Bana gelen gene bir başka duyum. Putin'in ilk başlarda Ukrayna'daki bütün yönetimi işte neonazilerden temizleyeceğim, buna Zelenski de dahil derken şimdi Zelenski'li bir formüle kapıyı açık bıraktığına dair duyumlar var. Lavrov Çavuşoğlu görüşmesine gelirsek açıkçası ben doğrusunu söylemek gerekirse çok burada özellikle Ankara'daki görüşmelerimden Türkiye'nin hani çok somut katkı yaptığına dair herhangi bir veriye çok rastlamadım. Ama bununla beraber yine de özellikle bazı Avrupalı ülkelerde, özellikle Almanya'da ki Almanya Başbakanı'nın çok beklenmedik ziyaretini biraz da buna bağlıyorlar. Şu anda gerçekten Avrupa'da bir grup ülke bu savaşın yani bir an önce durmasını istiyor. O çerçevede de hani bu yangına kovayla değil ama maşrapayla giden kim varsa onu da desteklemek istiyorlar. Yani kim ne varsa elinde ne varsa bunu yapsın şeklinde bir yaklaşım da var anladığım kadarıyla. Biraz Polonya Cumhurbaşkanı'nın gelişinde de bu var. Ben ama Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya gidişinde iki şey görüyorum. Birincisi biraz bu trafiğin içinde olmak. Hani sürekli hani Türkiye bir şeyler yapıyor görüntüsü vermek. Hani bir katkısını getirmeye çalıştığını altını çizmek. Ama ikincisi de bence özellikle Mariupol'daki hani orada sıkışmış olan Türklerin de bir an önce kurtulması için de ikili bir görüşmeyi de yaptığını yani bunu ikili bazda da gündeme getirmek için de özellikle de Moskova'ya gittiğini düşünüyorum açıkçası. Evet, Behlül Özkan da bizimle birlikte. İyi akşamlar Behlül. İyi akşamlar diyorum herkese. Teşekkürler. Şimdi devam edelim. Emin ve Barış. Şimdi şöyle, bugün Lavrov açıklamasında Barış'ın güzel özetledi. Bugün Lavrov açıklamasında diyor ki Ukrayna'nın silahsızlaştırılması, Ukrayna'nın faşist ideolojiden temizlenmesi, ülkedeki herkes barış içinde yaşasın. İsteklerimiz bu. Silahsızlandırma ve faşizmden arınması, ideolojiden temizlenmesi. Böyle bir açıklaması var Lavrov'un Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından. Ondan sonrası zaten bilindik şeyler işte bölge barışı falan, Türkiye'nin pozisyonu şudur budur. Ama Barçın da söylediği gibi Çavuşoğlu daha çok Mariupol'da sıkışıp kalan öğrenciler var, Türkler var, Türk asıllılar var, işte o Balkan Türklerinden olanlar var vesaire. Emin, başlayalım. İstersen Behlül de burada.
Şimdi bu faşizmden arındırma meselesi, ideolojiden temizlenmesi. Yani bu bir mesele, bunu defaatle tekrarladı, Lavrov da bunu söylemiş. Bunu da birazdan özellikle Behlül'le konuşmak istiyoruz ama Emin... İstersen önce başlayayım. O konuda bir yorumunu alalım. Bir soru tamam. Olmuş olsun buna girmişken. Barçın dedi ki hani Zelenskisiz bir formül istiyordu aslında Putin öncelikle. Ama şimdi biraz üslubunu değiştirmiş gibi görünüyor. Sen nasıl görüyorsun Behlül? İlk önce evet öyle başlayalım. Şimdi bu faşizmden arındırma, tabii yani o bölgenin tarihini bilmek gerekiyor biraz. İkinci Dünya Savaşı'nda aslında biz İkinci Dünya Savaşı'nı resmi tarihlerde şöyle okutuyoruz. Yani Hitler diye biri geldi iktidara ve Naziler ve bütün Avrupa'yı ele geçirdiler. Bu tabii Hitler sonrasında Almanya dışındaki bütün ülkeler, Avusturya'da dahil olmak üzere, sanki Hitler'le hiçbir ilgisi, Nazilerle hiçbir ilgileri yokmuş gibi davrandılar. Böyle tarih tekrar 1945'ten kuruldu ama biz biliyoruz ki Fransa, Macaristan, Avusturya, Romanya, Ukrayna da Nazileri, Nazi ideolojisini destekleyen, Nazi ordularıyla savaşan yüz binlerce asker vardı. Yani faşizm, Avrupa'da faşizm, evet Almanya ve İtalya merkezliydi ama diğer ülkelerde de vardı. Ama Ukrayna'da da vardı tabii. Ukrayna'da da yaklaşık bu Bandera liderliğinde, ki Ukraynalı milliyetçiler kendilerinin kurucu lideri olarak görüyorlar. 1959'da Münih'te öldürüldü bu lider. Nazilerle de yakınlığı vardı. Ama tabii şunu atlamamak lazım. Yani Lavrov tabii sanki Ukrayna'yı burada iki sorun var Lavrov'un faşizmden arındırılması meselesinde. Bir, sanki sadece Ukrayna'daki milliyetçiler 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle işbirliği yaptılar gibi bir algı oluşuyor. Hayır, Rus milliyetçiler de Nazilerle işbirliği yaptılar. Yani Nazilerle savaşan 100 binden fazla Rus vardı. Vlasov ordusu denilen. Dolayısıyla hani Rusya'da da Nazi yanlısı Rus milliyetçileri vardı. Bir kere onu teslim etmek lazım. İkincisi ise evet, her ülkede olduğu gibi Avrupa'da aşırı sağ Ukrayna'da da yükseliyor. Belki biraz daha fazla yükseliyor olabilir. Çünkü ülkenin bir bölümü Rusya tarafından ilhak edildi Kırım'da ve Donbas bölgesinde ayrılıkçı, Rusların destekliğinde ayrılıkçı bir örgütlenme var. Şimdi dolayısıyla yani Türkiye'de biz bunu 90'larda yaşadık değil mi? PKK'nın şiddeti arttırdığı dönemde Türkiye'de milliyetçilik yükseldi. Benzeri de Ukrayna'da oluyor. Bunların içinde faşizan akımlar da var. Burası da net. Ama tabii yani Lavrov'a da şunu sormak gerekiyor. Yani bir ülkede aşırı sağ yükseliyor diye gidip işgal mi etmeniz gerekiyor orayı? Ya bu da tabii Rus işgalini kesinlikle meşrulaştırmıyor. Yani Rusya tabii çok önemli bir sorunu var Rusya'nın. Rusya son geçtiğimiz 10-15 yıldır uluslararası sistemde statükonun korunması, işte rejim ihraç edilmemesi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlı güç kullanmaması değil mi? Irak'ın 2003'teki işgaline, Libya'ya askeri müdahale yapılmasına en karşı çıkan ülkelerin başında geliyordu. Ve bunu uluslararası hukuk zemininde savunuyordu. Kosova'nın bağımsızlığı ve yine oraya askeri müdahalede bulunulması. Ama Putin bir anlamda şimdi Ukrayna'yı kendisi işgal ederek aslında biraz ayağına kurşun sıkmış oluyor. Yani yani sen statükoyu koruyorsun Rusya olarak ama bir komşunu tüm uluslararası hukuk çerçevesine aykırı olarak işgal ediyorsun. Dolayısıyla orada ciddi sorun var Rusya açısından. Şimdi bunu biraz daha açarız Emin ve Barış. Benim sorum şu. Putin'i biraz konuşalım. Putin'in bu kadar Ukrayna'yı tanımıyor olması mümkün mü? Yani bu direnişi beklemiyor olması mümkün mü? Birinci soru bu. Sizce ikinci buna bağlı olarak... aslında böyle sert bir işgal planlamıyordu da o yüzden mi? Hani sadece kol mu bükmek istiyordu? O zaman da 190 bin asker, bunlar çok büyük. 200 bin asker maliyeti, ekonomik maliyeti de çok yüksek bir şey. Ve yoksa şimdi bir strateji değiştirmek zorunda kalacak mı? Yani başlangıçtaki hedeflerinden başka bir yere doğru gitmek zorunda kalacak mı Rusya? Batı'nın bu kadar sert tepki vereceğini açıkçası ben de beklemiyordum. Bence kimse beklemiyordu. Moskova da beklemiyordu. Bunun bir etkisi oluyor mu şu anda Rusya üzerinde? Barçın'a herhalde mi soruyorsun? Evet.
Şimdi bir kere bence Putin böyle bir zamanlama seçti. Nasıl bir zamanlama? Bir, petrol ve gaz fiyatlarının çok yüksekte olduğu bir dönem. İki, senin de söylediğin gibi Batı'nın tek vücut olacağını düşünmüyordu. Daha çok kısa bir süre önce Amerika'nın Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmesiyle Avrupa ile arasının açıldığını düşünüyordu. Avrupa'da özellikle Almanya'da genelde Ruslara müzahir olan sosyal demokratların gelmiş olması vesaire, bütün bunları arka arkaya koyarak böyle bir zamanlamayla